Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konuğumuz analist yazar Cenk Sida. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Cenk Bey'e CHP ve son dönem Türkiye'deki siyasi gelişmeyi konuşacağız. Cenk Bey, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyeyim. İlk olarak nereden başlayalım? Gündem çok yoğun. Bugün, dün akşam saatlerinde medyada yansıyan, mecliste gerginliğe sebep olan, bugün de komisyonun ilk günü sanırım. Dokunulmazlıkla konuşalım. Şimdi dokunulmazlıkla Türkiye'de son dönemde gündeme geldi. Tekrar doğrusu her dönem, yani belli dönemlerde sürekli Türkiye'de dokunulmazlıkla gündeme geliyor. Bu sefer ana sebebi HDP vekiller ve CHP bu konuda evet diyeceğini, en azından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu evet diyeceğini söyledi. Yani dokunulmazlık kaldırılmasına evet oyu vereceğini söyledi. Öncelikle dokunulmazlık kaldırılmasına Türkiye'de şu anda siyasi konjonktüre bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu dokunulmazlığın kaldırılması meselesinin HDP eksenli bir politik hesaplama olduğunu belirttiniz. Zaten durumda böyle gözüküyor. Bunun akabinde de bir başkanlık sistemi tartışması ve yol haritasının izlenmesi gayet olası. Bu aslında Türkiye siyaseti için üzücü bir durum. Çünkü baktığımız zaman bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hem ekonomik hem dış politika hem de demokratikleşme alanlarında, Kürt meselesi başta olmak üzere, çok ciddi problemleri var. Ve bazı problemler aslında hayati önem teşkil eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin belki bekasını da birebir ilgilendiren sorunlar. Bugün bizim dokunulmazlıklar meselesini siyasi gündemin ana unsuru olarak ele almamız aslında diğer sorunların gözden kaçırılmasına ve onların çözümü yönünde bir adım atılmamasına da neden olabilir ki bu bir aslında siyasi çıkarlar ve kişisel hesaplar uğruna yapılan bir gündem değiştirme operasyonu. Dokunulmazlığın kaldırılması prensip olarak kürsü dokunulmazlığı hariç bir dokunulmazlık olmaması zaten ilkesel olarak doğru bir adım. Yani bunu karşı çıkan zaten hani yıllarca bu konuda değişiklik yapmayan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Sonuçta bunca sene bu konuda bir adım atılmadı. İlkesel... Çok da ciddi soru iddialar bulmasına rağmen dokunulmazlık kaldırma yönünde bir... Kesinlikle. Ama bugün baktığımız zaman bugünkü hesaplamanın tamamen HDP eksenli ve aslında bir başkanlık sistemine yol açabilecek bir adım olduğunu görüyoruz. Orada şey mi düşünüyorsunuz? Yani 28'e yakın milletvekilinin %5'i milletvekilini düşürmesi ve ara seçim mi? Şu anda birçok senaryo konuşuluyor. Yani ara seçim modeli konuşuluyor. İşte ara seçim olursa mevcut oy oranları da sabit kalırsa o gelecek olan milletvekillerinin 330 değil hatta 367'yi geçti hesabı da yapılıyor. Ben böyle bir simülasyona da tanık oldum. Geçtiğimiz hafta sanırım Avrasya Araştırma Enstitüsü böyle bir rapor yayınladı. Çünkü farklı siyasi hesaplamalarla bu yapılabiliyor. Fakat asıl mesele şu. Yani bu konjonktürde dokunulmazlıkların kaldırılması ve 1994'te yaşanılan gibi bir milletvekillerinin tutuklanma sürecine girilmesi zaten hali hazırda Türkiye demokrasisinin yaşadığı sorunların üzerine belki de yeni bir dalga ekleyecek, yeni bir kötümser bir tablo ortaya çıkacak ve bu kötümser tablonun hem ekonomik hem de dış politika sonuçları ortaya çıkacak. Bu yüzden bu konjonktürde dokunulmazlığın kaldırılması ve HDP'nin bu konuda HDP'li milletvekillerin muhtemel bir tutuklama senaryosuyla ya da hapis cezasıyla karşılaşıp milletvekillerinin düşünülmesi Türk demokrasisine ciddi bir yara açacaktır. Bu yüzden bunun ciddi bir sıkıntı doğuracağını düşünüyorum Türkiye açısından. Peki bu noktada dokunulmazlıkla özellikle CHP'nin tavrına geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu sanırım CNN Türk'te dokunulmazlık oylamasına evet diyeceklerini ama bu anayasa aykırı olduğunu söyledi. Bu noktada bu açıklama ondan sonra bazı CHP milletvekili hayır oyu vereceğini deklar etti basına ve kamuoyuna. Bu noktada CHP'nin duruşunu Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere genel başkan CHP'nin duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle tabii ki burada CHP'nin bu adımını iki farklı açıdan değerlendirebiliriz. Yani daha doğrusu burada alınacak bir kararın genel niteliğini bir ilkesi olarak bakabilirsiniz. İki realpolitik diyebileceğimiz ya daha stratejik bir hesaplama yönüyle bakabilirsiniz. Ve normalde parlamenter siyasette bu iki ana koşul göz önüne alınır bir karar verirken, bir duruş sergilenirken. Bu meselede ilkesel olarak anayasaya aykırı bir pozisyonu sahiplenmek doğru değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Fakat ikinci olarak, pragmatik olarak baktığınız zaman burada CHP liderliğinin mutlaka bazı hesaplamaları, bazı stratejik adımları göze
önüne aldığını düşünüyorum. Ama iki türlü senaryoda da yani bu konuda bu doğrudur, bu yanlıştır demek politik olarak doğru değil. Ama ilkesel olarak HDP'lilerin ayrıştırılıp onların özelinde bir dokunulmazlık senaryosu ortaya çıkarsa burada CHP... Çünkü burada aslında Kılıçdaroğlu'nun izlediği politika bunun HDP'ye yönelik bir saldırı olmadığı sadece aynı zamanda CHP'nin de milletvekillerinin tutuklanma süreci de karşı karşıya kalmaları ve CHP'nin bu konuda hodri meydan demesi yani gelin bizi tutuklayabiliyorsanız tutuklayın iddiasını ortaya koyması. Şimdi bu tabii siyaseti biraz da siyasetin dışına çekme adımı. Ki zaten Türkiye'de de birçok artık sivil toplumdan, işte değişik yazarlardan, muhalif kesimlerden mevcut siyasi sistemde bir mücadele vermenin mümkün olmadığına inanan bir çevre de oluştu. Yani bu laiklik meselesinde, diğer konularda hani artık sivil toplumun ses çıkarması yönünde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adımını da bu eksende değerlendirebilirsiniz. Ama sonuçta, son kertede ilkesel pozisyon her zaman siyaseten önemlidir. Ama bundan sonraki adımın ne olduğunu görmeden, yani bundan sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önümüzdeki 2-3 adımını görmeden bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup kararı toplu olarak doğrudur ya da yanlıştır demek politik açıdan yanlış. Ama ilkesel olarak benim buradaki görüşüm herhangi bir şekilde dokunulmazların kalktığı senaryoda bütün evet oyu veren siyasi aktörler bunun sorumlusu olma riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu yüzden ilkesi olarak da bunun bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada şöyle bir risk yok mu özellikle Kemal Kılıçdaroğlu için? Şimdi CHP çok büyük bir fire verirse ve çok düşük seviyede kalırsa evet yani CHP'nin verdiği fire ortaya çıkarsa kendi genel başkanlığını sorgulatmış olur aynı zamanda. Ne olursa olsun sonuçta bir karar çıkıyor. Ama vermezse, az fire verirse ve geçerse de sonra HDP'ye ve bazı belki CHP'ye tutuklanırsa o zaman da yanlış bir karar vermiş olur. Esasında burada Kılıçdaroğlu'nun verdiği karar her durumda biraz eleştiri açık değil mi? Şimdi şöyle, bu kapalı bir oylama olacak. Evet. Ama sanırım son gelen bazı kulis haberleri de son dakika bir açık oylama talebinin olabileceğini gösteriyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Tabii bu da oyunları bozan bir şey olur. Ya da hesap edilen oyunlara karşısına verilen bir hamle olabilir. Açık oylama olursa dediğiniz tehlike, risk mevcut. Evet. Siyasi liderlik ve otorite açısından. Fakat normal şartlarda bu kapalı bir oylama olursa çok rahat iddia edebiliriz ki Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinden de dokunulmazların kalkmasına hayır oyu verecek kişiler olacaktır. Her partiden olacaktır. Hani bu konuda bir fatura çıkarmak herhangi bir lidere doğru kolay olmayacaktır ve doğru da olmayacaktır. Çünkü bilemeyeceksiniz kimin ne oy verdiğini. O yüzden o risk mevcut değil ama dediğim gibi 94 benzeri bir senaryoyla karşılaşmamız durumunda ve partilerin pozisyonu mevcut belirtildiği gibi kalırsa buradaki siyasi sorumluluk da bütün bu konuda o evet oy veren bireyler ve kurumlar üzerine de kalacaktır. Bunu da altını çizmek gerekir. Şimdi bu dokunulmazlıktan çıkarsak, şimdi CHP'de şöyle bir durum var. Esasında demokrasi olması gereken gibi parti içine farklı sesler çıkıyor. İşte diğer başkan eleştiriyor, genel başkan kararına uymayan milletvekili çıkıyor özellikle ön seçim kararından sonra. Ama bu özellikle şu anki Türkiye'de siyasi ve toplumsal iklimden bu biraz zayıflık ve zayıflık olarak gözüküyor parti için tek ses olmaması. Ve CHP'nin bazı ideolojik olarak bazı konularda stratejik olarak ve ideolojik olarak kafa karışıklığı olduğu ve net bir strateji belirlemediği eleştirisi getiriyor. Mesela bunların bir sorunda dokunulmazlıkta böyle bir eleştiri var nispeten. Ama daha çok Kürt sorunu da var. Yani işte Kürt sorununda partinin nasıl bir Kürt sorunu çözümü için nasıl bir yol haritasını benimsediği parti olarak bu netti. Sizce CHP'de genel olarak Kürt sorunu da değinebilirsiniz bu noktada. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmettin İhsanoğlu'ya işbirliği yapılması da buna söyleniyor. Buna bir örnek olarak veriliyor. CHP sizce bir kafa karışıklığı var mı parti içinde? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'dan devraldığı partide bir değişim dönüşüm kesinlikle yaptı. Ama bunda bir direnç var. Yani bu da tam bir birlik sağlayamadı mı? Şimdi şöyle, tabii bugün CHP'nin mevcut konjonktürde ana muhalefet partisi olması
iktidar partisi olmaması ve hala belli durumlarda soru işaretleri olması burada bir CHP açısından da bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Fakat tabii dediğiniz gibi 2011 yılından itibaren de CHP'nin hem ideolojik olarak hem organizasyon olarak bir ileriye gidişi de söz konusu. Yani bunu da altını çizmek gerekir. Ama Kürt sorunu meselesinde ele alırsak, Kürt sorunu konusunda CHP'nin pozisyonu gayet belli. Bunun konuda parti programında, seçim programında ele alındı ve bu detaylı bir şekilde paylaşıldı. Daha önce yazılan raporlar mevcut diğer sosyal demokrat partiler tarafında. Özgürlükler ve haklar çerçevesinde Kürt sorununun çözülmesini savunan ve 2009 yılında başlayan çözüm süreci adı verilen İmralı'da olan pazarlıklara kategorik olarak bir pozisyon alan, karşı çıkan, çünkü terörle müzakere yapıldığını iddia eden, hani müzakerenin siyasi çerelerle yapılmasını doğru ve aslında bugün baktığımız tabloda CHP'nin Kürt sorunu meselesindeki tavrını doğruluyor. Diğer meselelere gelirsek, bugün itibariyle yani geçmiş 4 senelik süreçte CHP'nin bir evrim sürecinde olduğu da doğru. Fakat burada yani bugün şunu unutmayalım, yani CHP içinde eksikler, yanlışlar, hatalar olabilir ama bugün Türkiye'deki siyasetin mevcut konumunun sorumlusu iktidar partisidir. Ve iktidar partisinin politikaları da aslında mevcut ekonomik, dış politika ve demokratikleşme sorunlarını derinleştiren bir yapıdadır. Bu yüzden Türkiye'nin ana meselesinin bir muhalefet sorunu olduğunu iddia etmek bence haksız bir yaklaşım olur. CHP eksiklerine rağmen doğru bir rotada ilerledi ve ilerliyor. Fakat buna rağmen benim eleştirim şu olabilir burada genel olarak yapıya. Bugünkü konumda artık %70'lik, %80'lik bir randımanla muhalefet yapmayı yeterli bulmuyor. Bugün politik makinenin çok güçlü olması ve iktidarın bütün sorunlarına, yarattığı bütün kronik problemlerin karşısına bir çözüm reçeteleri ve halkı bu konuda ikna edebilir bir politik makineyle karşısına çıkmak gerekiyor. Ve bunu yapabilirse herhangi bir muhalefet partisi, bugün bu ana muhalefet partisi olan CHP de olabilir, MHP de olabilir, HDP de olabilir ya da partide temsil edilmeyen partiler de olabilir. Bunu yapabildiği ölçüde başarılı olacaktır. İktidarda olduğunuz sürece başarılısınızdır. Muhalefette olan bir parti siyasi rekabet ortamındaki parametrelere bakarsak başarılı demek de doğru olmaz. Peki Kürt sorununa biraz daha kalacak olsak, siz dediniz ki işte siyasi temsilci yani HDP'nin muhatap olması gerektiğini ve bu çözüm yani muhatabın HDP olması gerektiğini ve CHP'nin bu konuda istikrarlı bir tutumu olduğunu söylüyor. Evet, gerçekten de öyle. Peki ben size fikriniz olarak soruyorum. Bugün baktığınızda özellikle 7 Kasım'dan ve 7 Haziran'dan sonra esasında o süreci HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın ve HDP çok da yönetmediğini, esas oradaki BRG'nin PKK ve İmran Khan ve Abdullah Öcalan olduğunu görüyoruz. Böyle bir ortamda mümkün mü sizce HDP'ye, CHP'nin veya AKP'nin fark etmez. Yani bir barış sürecinin muhatabının HDP olması ne kadar gerçek? Yani sonuca götürüyor mu Türkiye'yi? Şimdi şöyle, kaçırılan fırsat aslında Türkiye için kaçırılan bir fırsat. Bunu söylemek lazım. Yani burada müzakere unsurlarının iyi belirlenmemesi. Fakat baktığımız zaman yani bugün Selahattin Demirtaş ve HDP'nin bahsettiğiniz gibi 7 Haziran sonrası süreci yönetemediği ve hani tekrar PKK'nın tahakküm altına girdiğini de görüyoruz. Yani burada siyasi iradenin sahibi olarak HDP yöneticileri kontrolü eline alamadı. Ve bence bu büyük bir başarısızlık emaresidir. Bir sınıfta kalmadır. Ve barışın tesis edilememesi yönündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Burada çünkü PKK'nın mevcut iktidarın sorumluluğu kadar, yani en az o kadar, daha bile fazla PKK'nın sorumluluğu mevcut. Çünkü şiddeti tekrar tırmandıran, şiddeti tekrar ön plana çıkaran bir yaklaşım söz konusu. Fakat 7 Haziran'dan sonraki süreçte ki HDP'nin iradesizliğini göz önüne alarak bu böyle yapılmalı demek de yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü uzun bir dönem boyunca yani 2009'dan 2010'dan itibaren HDP'nin ana aktör olarak konumlanması ve HDP ve Kürt siyasetinin güçlendirilmesi, gene kamuoyu desteğiyle de, hükümet desteğiyle de, muhalefet desteğiyle de ana unsur olarak pozisyonlandırılması ve kendini de bu konuda
irade göstermesi bugün belki 7 Haziran sonraki tabloyu yaratmayacaktı. Aslında PKK ile müzakere ederek iktidar bu İmralı sürecinde HDP'nin böyle bir rol oynamasında önünü kesmiş oldu. PKK'nın tekrar güçlü bir aktör olarak ortaya çıkmasına da neden oldu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki PKK özellikle 2002-2003 sonrası, daha 2007'de bu böyleydi, bitmiş bir terör örgütüydü. Bugün tekrar PKK küllerinden doğduysa bu iktidarın bu konudaki yanlış politikaları sonucu oluşmuş bir durumdur. Peki buradan biraz da MHP'ye değinirsek. Şimdi MHP'de bir seçim. Evet, yani seçim kurultayda, olağanüstü kurultayda, tüzük kurultayda falan toplantıcılar netti ama sonuçta bir seçim, yani parti içi bir mücadele ve çekişme var. Ve işte yanlış hatırlamıyorsun 4, en son sana 5 oldu aday var. Bunlar bir 2-3 tanesi çok ciddi aday, özellikle Meral Akşener ön plana çıkıyor. Öncelikle bu sürece AKP ve iktidar da oldukça içinde bu sürecin. Resmen bir taraf seçmiş durumdalar. Devlet Bahçeli'nin tarafını seçmiş durumda. Öncelikle bu absürt mü denir artık ne denirse, bu duruma nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani ana iktidarın güçlü bir muhalefet partisinin kurultay sürecine bu kadar müdahalede, açık müdahalede bulunması ve bunun doğurabileceği sonuçlar hem MHP üzerinde hem Türkiye genelinde. Tabii ki. Öncelikle MHP'deki değişim artık kaçınılmaz bir değişim. Yani çünkü bakıyorsunuz Bahçeli idaresine ve hani 7 Haziran sonrası çıkan sonuca verdiği reaksiyon ve izlediği yol haritası aslında hani hiçbir zaman iktidar olmayı hedeflemeyen ve partisini tamamen bir mevcut iktidar partisine bir destek unsuru olarak konumlandıran bir parti başkanının açıklamalarıydı. Bugün Türkiye bugünkü terör sorununu yaşıyorsa, bugünkü ekonomik belirsizliği yaşıyorsa, bugün dış politika sorunlarını yaşıyorsa, bugün o 7 Haziran seçimleri sonucunda bir koalisyon hükümeti kurulamadıysa, bunun başat sorumlularından biri, tek sorumlusu olmasa Devlet Bahçeli'dir. Bunun bir bedeli olmalıdır. Çünkü bu koalisyonun kurulmaması, yeni bir siyasi iradenin ortaya çıkarılamaması, mevcut Türkiye'nin sorunlarını ortaya çıkaran ana neden oldu. Bu da siyasi olarak bedel ödemeye gerektirir. Bu noktada Meral Akşener'in yahut başka Ümit Özdağ'ın ve Sinan Oğan'ın ortaya çıkıp liderlik iddiasını ortaya koyması gayet normal. Çünkü MHP seçmeninin iktidarı hedefleyen bir seçmen yapısına sahip olması gerekiyor liderliğin aksine. Fakat dediğiniz konu iktidar partisinin müdahil olması, bunda şaşırtıcı bir şey yok maalesef. Çünkü burada yargının öncülüğünde bir kurultay süreci ortaya çıktı. Yani yargı kararı sonucu bir kurultay süreci çıktı. Türkiye'de yargıda maalesef hukuk sistemi de iktidarın tahakkümü altında. Bu noktada zaten A'dan Z'ye kamuyu ilgilendiren her meselenin altında iktidarın gücü olduğu da ortaya çıkıyor. Bu şirket işlerinde de böyle, özel sektörde de böyle, özel sektör alım satımlarında da böyle, vergi politikalarında da böyle, hukukun herhangi bir şekilde müdahale olduğu, yani hayatın her alanında iktidarın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği bir alan mevcut. Bu da tabii ki bu en son kurultay kararında ortaya çıkıyor. Zaman zaman tabii ki bağımsız hakimler, bağımsız yargı kararları da ortaya çıkıyor. Bunlar da hani olmuyor değil. Bunun da hakkını vermek gerekir. Fakat hani bu Akşener'i ya da diğer adayların önünü açan kurultay sürecinin nasıl bir yargı kararı sonra ortaya çıktığında zaman gösterecek. Çünkü farklı analizler de yapılabiliyor. Yani hangisinin olumlu senaryo olduğu açısından. Hem MHP açısından, hem AKP açısından, hem de Türkiye açısından. Şey diye bir senaryo var, onu da çok az deneyim, sonra dış politikaya geçelim. Orası bir işte devlet, hani Merak Şener'in, yani kurultay yapılmaması MHP'de, o Akşener'in başını çektiği işte AKP, CHP'de partici huzursuzluğun ve merkez sağ diyebileceğimiz bir partinin kurulma gündeminde olduğu konuşuluyor. Sizce böyle bir şey Türkiye'de şu an mümkün mü? İş yapar mı? Yani şu anda merkez sağın boş olduğu açık. Yani bugün çünkü iktidar partisi İslamcı ve otoriter bir parti. Yani merkez sağ bir parti değil. Otoriter ve İslamcı bir partinin olduğu bir yerde de siyasetin merkez sağ alanının boş olduğu ortada. Hatta merkez sağda bir hareketlenme olması kadar normal bir durum yok. Fakat buradaki mesele de şu, yani bu MHP çatısı altında mı gerçekleşir? Ki MHP de merkez sağ partidir. MHP de aslında milliyetçi ve aşırı sağ diyebileceğimiz bir partidir. Yani Meral Akşener'in biraz daha formasyonu ve geri planda daha merkez sağdan gelmesi bu durumu değiştirmez. Çünkü orada da milliyetçi ve aşırı sağ diyebileceğimiz bir yapı vardır.
Merkez sağda aslında AKP'nin bugün itibariyle seçmeni olan ama daha makul, daha ılımlı, demokrat ve özgürlükçü bir merkez sağa destek olabilecek bir seçmen kitlesinde varlığı tarihsel olarak kanıtlanmıştır Türkiye siyasetinde. Bu konu zaten oldukça tartışılıyor. Bu nedenle böyle bir hareketlenmenin olması ideolojik olarak ya da kuramsal olarak normal. Ama bugünkü gibi bir yapının olduğu bir sistemde, yani bugünkü gibi otoriter bir sistemin var olduğu ve herhangi bir muhalif hareketin önünün farklı kategorilerle, farklı sıfatlarla kesilmeye çalıştığı durumda da böyle hiç yoktan bir sağ muhalefet partisinin oluşması ve bunun güçlü isimlerle oluşmadığı durumda da başarılı olması bana pek mümkün gözükmüyor. Ama umarım yanılırım. Çünkü merkez sağda bir boşluğunda olması Türkiye demokrasisi açısından çok önemli bir durum. Peki şimdi biraz yurt dışına çıkarsak, Türkiye dışına. Siz Washington'da çalışan, yaşayan, o da bir araştırma kuruluşu olan birisiniz. Önceki Amerika seçimlerinde Demokrat'tan adayı belli oldu. Evet. Hillary Clinton. Cumhuriyetçinin adayı Trump gibi. Büyük ihtimalle öyle olacak. Onun olmamasının tek yolu açık konvansiyon denilen, bundan sonraki delegelerin çoğunu diğer cumhuriyetçi adaylar Ted Cruz ve Kasich ve diğerinin alması ve oradaki bu çok olası bir senaryo değil şu aşamada. Çünkü büyük ihtimalle Trump cumhuriyetçi aday olacak. Tabii Trump'ın cumhuriyetçilerin aday olması da normal bir senaryoda, yani normal bir konjonktürde Hillary Clinton'ın başkanlığını garantileyecektir. Ama bence, yani burada belki iddialı bir şey söyleyeceğim ama Trump'ın da başkan olma ihtimalini çok düşük görmemek gerekir. Yani bugün yapılan anketlerde hani %10-12 puan gibi gerisinde Hillary Clinton'ın, kapanacak bir fark gibi değildir normal şartlarda Amerikan siyasetinde. Çünkü bu anketler gayet sistemik ve bilimsel olarak yapılır. Ve hani o eksende de oylar çok değişmez. Ama yani bugünkü risk faktörlerine baktığımız zaman, yani herhangi bir terör saldırısı yahut hani beklenmedik bir durum, Trump'ın politikalarını ve söylemini biraz daha normalleştirmesi, ki bunun emaresini dün gece gördük, bir dış politika konuşması yaptı ve gayet makul ve normalleşen bir rota izlediğini gösterdi. Yanına belki birkaç tane makul isim son dönemde dahil oldu. Ben açıkçası Trump'ın da politik olarak hani bunu çılgın bir durum, yani bir delinin ortaya çıkışı olarak görünmemesi gerektiğini, bir siyasi bir akımın, bir popülist akımın, hani bu dünyanın her tarafında bu aralar ortaya çıkan akımında bir emaresi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey okumuştum. Hillary Clinton seçilmesi için Trump'ın cumhuriyetçinin adayı olması gerektiği. Diğer senaryolarda Clinton'ın şansının da az olduğu söyleniyor. Doğru mu? Yok yani. Her yukarıda Clinton burada zaten yani diğer cumhuriyetçi adaya karşısında önde mi başlıyor yarışa? Şu anda sanırım yapılan simülasyonlara göre sadece Kasich, Ohio valisidir. Onun Hillary ile olan eşleşmede şansı olabileceği iddia ediliyor. Yani Kasich'in şansı olabileceğini düşünüyor. Çünkü Kasich daha ılımlı bir cumhuriyetçi ve demokratlardan da oy alabilecek bir karaktere ve arka plana sahip. Ama onun haricinde Ted Cruz da olsa, Trump da olsa, yani bu iki aday var, üç aday kaldı şu aşamada. Ted Cruz da olsa, Trump da olsa hani Hillary'ye karşı ciddi bir gücü olmaz. Ama dediğim gibi yani siyasette bir gün sonra ne olacağını kestirmek çok zor. Yani büyük bir deprem etkisi yaratacak bir durum olur. Yani bu 9-11 saldırılarında oldu Amerika'da, işte 2001 yılında. Başka bir beklenmedik bir etken olur, bir olay olur. O zaman bütün denklem değişebilir. O denklemin değişmesi durumunda da beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden biraz erken, yani hani şu anda daha Kasım'a kadar da bir süre var. Şu anda kimin Hillary Clinton başkanlığı bugün itibariyle kesinleşmiştir demek bence çok iddialı ve yanlış bir tavır olur. Peki şimdi Obama göreve geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o zamanki başbakandı, iyi bir ilişkisi vardı. Son zamanla ilişki yıprandı, anlaşıldı ve yani gördük zaten. En sonunda ziyaretinde daha gergin, hatta görüşmedi, son dakikada kadar belli değildi ve gergin bir görüşme oldu.
Bu Amerika'daki başkan değişimi, özellikle en olası senaryoya Clinton dedik, en güçlü senaryo şu an için. Türkiye'ye nasıl etkiler Amerikan ilişkilerini ve Suriye politikasını esasında? Hem Türkiye'nin Suriye politikasını hem de Amerika'nın Suriye politikasını dolayısıyla zaten. Nasıl etkiler sizce? Şimdi şöyle, tabii burada da iki açıdan bakmak gerekir. Bir, Hillary Clinton'ın başkanlığı dış politikayı nasıl etkiler? Evet. Donald Trump'ın başkanlığı dış politikayı nasıl etkiler? Hillary Clinton'ın dış politika anlayışı konusunda oldukça çok veriye sahibiz. Çünkü Dışişleri Bakanlığı yaptı, açıklamaları belli. Daha sonrasında bir kitap yazdı. Yazdığı kitapta Obama idaresiyle olan farklılıklarını bizzat belirtti. Suriye politikasında aslında biraz daha müdahaleci ve biraz daha etkin bir dış politika izlenmesi gerektiği konusunda pozisyonunu belirtmişti Hillary Clinton. Ama yani Hillary Clinton'ın başkanlığında pragmatik ve hani real politik adımlarda, yani Suriye politikasında, IŞİD'le mücadelede, işte Irak politikasında, Rusya'yla olan ilişkilerde çok başat bir kopuş beklemek doğru olmaz. Nüanslar olacaktır arada. Fakat Donald Trump şu anda bilinmedik bir kutu. Yani Donald Trump nasıl bir politika izler, dediği gibi böyle hani çok radikal ve sert bir söyleme sahip olur mu? Bunlar ikinci konular. Ama şurada bildiğimiz bir konu var ki, yani bunu net olarak söyleyebiliriz. İlkesel olarak, yani işin bir gene burada da dış politikada bir ilkesel tarafı var. Bir de realist tarafı var. Şimdi realist taraftan baktığımız zaman IŞİD'le mücadelede Amerika'nın pozisyonu ciddi ölçüde değişmeyecektir yani. Hiçbir zaman Amerikan askerlerinin, Amerikan ordusunun Orta Doğu'da bir konumlanmasına görmeyeceğiz. Ama burada değişen şu var. Bir kere AKP iktidarının Washington'da topyekün olarak bir reputasyon, bir algı kaybına sahip olduğunu, bir imaj kaybına, itibar kaybına sahip olduğunu görüyoruz. Bu itibar kaybının da ana nedeni ülkenin içinde yaşanan otoriter ve baskıcı rejimin gösterdiği somut sonuçlar. İşte 180 ülke arasında 150. sırada olan bir basın en özgürlüğü listesindeyiz. İşte hukukun üstünlüğü konusunda durumumuz belli. Hele bunun üzerine biraz önce konuştuğumuz gibi tutuklanan milletvekilleri gibi bir tablo eklenirse, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin daha da zarar göreceği ve hani ikili ilişkilerin ancak böyle buna İngilizce'de transactional denir. Yani ikili bazı alverlerle götürülen bir ilişkidir. Siz şunu yaparsanız ben şunu yaparım tarzı bir ilişkidir. Şu anda Avrupa Birliği ile de böyle bir ilişki yürümekte. Mülteci kriziyle ilgili olarak işte 3 milyar dolar yardım vereceğiz. Biz de mültecileri alacağız. Bir at pazarlığı da denilmişti buna zamanında, Irak Savaşı 2003 yılında. Kayseri pazarlığı dendi buna. Evet, yani Amerikalılar da at pazarlığı dedi mesela 2003 yılındaki bu tezkere karşında parasal yardım meselesine. Ama önemli olan burada ilkesel bazda işbirliğidir. Yani Kopenhag kriterlerini kabul eden bir Türkiye'nin Avrupa'yla bir stratejik bir işbirliği yapmasıdır. Bu ilkeler bağlamında. Orta Doğu'nun geleceğini demokratik ve özgürlükçü bir iklimde yaratmak adına. Ama bu ilkesel işbirliğinin hiçbir emaresi ortada yok. Son iki sorumuza gireyim şimdi. Söyleyeceğim, siz o sırada Amerika'daydınız. Erdoğan'ın Washington Amerika ziyaretinden sonra. Orada işte bazı basın mensupları, Brookings'te öncesinde ve sonrasında yaşanan gerginlikler var. Nasıl yansıdı? Şimdi şöyle, sonrasında, yani herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti aleyhdarı, bir lobi grubu ya da bir devlet, bir lobi grubu tutsa ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vereyim diye düşünse, o gün Cumhurbaşkanı'nın ekibindeki ve hani dış politikadaki kişilerin ve oradaki kadrodaki insanların verdiği zarar kadar zarar veremezdi. Yani bu gerçekten böyle kendi elleriyle Cumhurbaşkanı'nın ülkeye verdiği devasa bir zarar oldu. Hem itibar açısından hem de somut ve kendi inandırıcılığı açısından. Yani şimdi şöyle bir iklimle karşılaştık. Cumhurbaşkanı Brookings'te konuşmasını yapıyor. Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü bir ülke olduğunu iddia ediyor ve dünyadaki sayılı demokrasilerden, sayılı özgür ülkelerden biri olduğunu söylerken, bu insanlar aslında binaya girerken 2-3 dakika öncesinde binanın önünde Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından insanların dövüldüğüne şahit oluyorlar. Şimdi kendi inandırıcılığı açısından bir sıkıntılı bir durum var. Çünkü insanlar kendi gördüklerine mi inansınlar, duyduklarına mı inansınlar?
Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı açısından ciddi bir problem var. Bu yüzden orada verilen zarar uzun yıllar tamir edilemeyecek ölçüde büyük bir zarar. Bunun yanında işte bu defalarca haber oldu, medyaya çıktı, işte daha sonra zaten sadece o Brookings'in önünde yaşanan arbede sonucu Obama'nın basın toplantısında bir soru soruldu ve evet. Obama basın özgürlüğünü net olarak eleştirdi. Bu da zaten bunun en somut örneği oldu. Yani böyle bir politika izlenmesi sonucu bu açıklama yapıldı. Davutoğlu şu anda sanırım görüşme bir şey var, bilginiz var mı? 5 Mayıs'ta gene bir görüşme yapacak. Benim öğrendiğim kadarıyla gene benzer bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'da yaptığına benzer bir görüşme olacak. Yani ayaküstü, drop-in denilen, yani Biden'la yaptığı görüşmede odaya girecek, bir selamlaşacak. Zaten aksi olsa herhalde bu da bir ilginç bir durum ortaya çıkardı. Yani Cumhurbaşkanı'na görüşmeyen ama Başbakan'la görüşen. Yani bu herhalde bu Davutoğlu Erdoğan muhtemel krizinde de ya da çok konuşulan iddia edilen krizinde de önemli bir tetikleyici faktör olurdu. Herhalde biraz onu da göz önüne alarak hani bu görüşmeyi böyle rahat bir zamanda olsa da Obama, yani rahat derken tabii Amerikan Başkanı her zaman yoğundur ama yani nispeten hani 52 ülkenin geldiği bir nükleer zirve sürecinde olmuyor bu. Bu daha rahat bir zamanda oluyor. Ona rağmen görüşmemesi ilginç bir durum. Son olarak bu laiklik tartışmasını sorayım. Biraz önce de işte Levent Gültekin yayındaydı. Dedi ki laiklik tartışması esasında bir stratejinin parçası. Laikliği, sonunda Erdoğan zaten laikliği olacağını ve din vurgusunun anayasada olmayacağına yönünde açıklama yaptı. Yani laikliği koyuyoruz ama onun dışında işte güçlü ayrılığı, hukuk, anayasa, insan hakları, ne varsa basın özgürlüğü hepsini alıyoruz gibi bir AVR'e dönecek. Öyle bir strateji var dedi. Önceki laiklik tartışmasını kısaca yorumlar mısınız? Tabii. Ve sizce de anayasa, yeni anayasa da yapılabilirse böyle bir strateji mi var? Yani bir iki tane sinir ucuna dokunmayıp onun dışında tüm sistemi istediği gibi dizayn etmek. Şimdi şöyle, hani bunu herhalde verimi gösterip sıtmaya razı etmek derler. Kısa özeti yani, bu. Kısa özeti bu bu meselenin. Tabii yani buradaki şimdi siyasette niyet okumak zordur. Yani burada biri bir şey der, biri başka bir şey der. Hani burada gerçekten hani bu strateji hesap mıdır yoksa birinin boş boğazlığı mıdır? Hani bunu ortaya çıkarmak zor yani bu konuda. Ama ben çok hani net olarak verilere bakınca şunu görebiliyorum. İşte 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada laikliği övdü. Bu yani sol kesimlerde de aslında önem verilen bir konuşmaydı. Bence de önem verilen bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın o dönemde Başbakan'ın bir Arap ülkesinde laikliğe vurgu yapması ve bunun İslamcı kökten gelen bir politikacı olması bence önemli ve değerli bir açıklamaydı. Bence o konuşma önemli bir konuşmadır. Aynı zamanda Obama'nın da Türkiye'de yaptığı konuşmada, Bill Clinton'ın gene 2001'de yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde laikliğe vurguları önemli vurgulardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yaptığı açıklamadan sonra Erdoğan'ın 2011'deki pozisyonu sahiplenmesi ve laikliğin vazgeçilmez bir unsur olacağını söylemesi bence olumlu bir gelişme ve önemli bir durum. Fakat burada ortaya çıkan sonuç şu ve Türkiye için belki de yani gerçekten aslında üzücü olan nokta şu. Demek ki yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın seçtirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın laiklik kavramını bilmediğini, onu seçtiren Cumhurbaşkanı bilmiyormuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti TBMM Başkanı'nın laiklik kavramını bilmemesi, daha 24 saat geçmeden yeni anayasada olacak olmayacaktır dedikten sonra olacaktır demesi, Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini, yani o üç ayağının da yasama, yürütme, yargının her birinin sıkıntı içinde olduğunun da birebir göstergesidir, üzücüdür. Yani laiklik meselesinin Türkiye için vazgeçilemez bir unsur olduğu, Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin bu coğrafyada ayakta kalabilmesi, güçlenebilmesi ve barışçıl ve özgürlükçü bir ortam yaratabilmesi için kaçınılmaz ve vazgeçilemez bir unsur olduğu artık herkes tarafından bilinen bir faktör. Umarım Erdoğan bu konudaki düşüncede samimidir ve hani AKP kadroları da bunun vazgeçilmezliğini anlamıştır diye ümit ediyor. Çok teşekkür ederiz Cenk Bey. Ben teşekkür ederim. Bugün Cenk Sidar'la CHP ve son dönem Türkiye'deki siyasi gelişmeyi konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.